Adeta bu melek narkoz veriyor. Azrail Aleyhisselam da ameliyat yapıp alıp getiriyor. Abi sizin bir hatıranız var ya, Merve kızımızla. Tam yeri değil mi? Yani geri anasıyla konuştuğunuzda anası size demiş, ne konuştunuz benim kızımla? Gideyim. Yani burayı okuyunca benim hep orası çarşı geliyor. İmamlık yapıyordum. Almanya'nın X şehrinde, X. Demeyeyim ki, çünkü çocuğun ifşa etmeyeyim. 13 yaşında Merve vardı. 13 yaşında. 13 yaşında. Yani ama daha önce ben imamlık yaparken ufaktı. Hmm. Çok ufaktı. Kur'an öğretiyordum. Risale anlattım. Caminin imamıyım ya. Evet. Çocuklar geliyorlardı. Kur'an öğretiyordum. Risale okuyordum. Ufaktı daha. Sonra duydum ki Merve, sordum başka yerde ama belki de 5-6 sene geçmiş. O zaman 13 yaşına gelmiş. Demek ki 7-8 yaşında bir şeydi. Dediler ki bana, hiç unutmuyorum. Telefon ettik ya, hepsinin telefonu alıyorum sizin aldığımız gibi. Ondan sonra anne babasının telefonu vardı. Sordum, çocuklar okuttuk yani, ne yapıyor? Daha Kur'an öğrettik yani, insan isterken merak ediyor yani. Alakam şey yapıyor mesela. Bugün de öyle oldu ya. Alaka duyduğumuzu ziyaret ettik. Tesettürlü, namazlı, seccadeli, Kur'an tabelalı, değil mi? Ali kardeş götürdü. Sen bunu diyor, şu anda sevinçliyim ya. Bizim de ekmek paramız bu ya. Birisinin anlatıp namaza başlaması bizim ekmek paramız. Dedim anasını, ben sevinçli telefon ettim ya. Ama korkuyorum yani, acaba çocuklar ne yapsın? Baktım hüzünlü. Annesi, dedim kardeşim, hiç yapmadım ya, ne olacak dünyayı da bunlar. Dünyada en ufak hemen üzülür kadın. Dedim ki, Merve nerede dedim, ne yapıyor kızımız, evladımız dedim. Durdu, başladı ağlamaya. Hasbunallah. Dur ya, ne oldu? Ya dedi, kötü bir hastalığı var dedi, hastanede dedi. Son günlerini dedi, doktorun dediğine göre son günlerde dedi. 570 kilometre gittim. Hastane. 570 İtzeiye hızlı trene bindim gittim. Çok ibret olduğu için anlatıyorum. Gittik neyse, beni aldılar limanşeden, duraktan. Yok, bakıma mı götürdüler? Yok, kanser. Gittim. Merve kızım nasılsın? Hasan amca, hoca demezdi. Hasan amca, oğlan bir ağladı. Ama sen olduk. Sonra neyse, biraz sakinleşti, bir şey de düzeldi. Hasan amca dedi, özel konuşabilir miyiz dedi. Ha dur, tövbe, ondan önce. Hasan amca, bir şey diyeyim mi sana? Söyle bakalım. Hani yanlış anlama, merak ettiğim için soracağım. Azrail Aleyhisselam nasıl bir şeydir dedi. Ya Merve, bunu niye soruyorsun dedi. Ya sen onu tanırsın dedi ya. Tanırım dedim. O bizim ağabeyimizdir dedi. Öyle tamam. Yakınlık hissetme ki doğru. Azrail Aleyhisselam'ı tanırım. Peygamberdir o. Cehennem zebanisi değil. Bunlar aleyhisselam deniliyor. Meleklerin peygamberidir. Dört büyük melek peygamberdir meleklerin. Aleyhisselam, Cebrail denmez, senin arkadaşın değil ya. Eğitimci. Eğitim he. Dedim ki o tanır mı? Tanımaz olur muyum dedim. Tanıyor. Ya nasıl bir Hasan amca dedi. Vallahi cehennem zebanisi değil bu. Bir şey anlatayım mı sana dedim. Kur'an'da cehennem azap ayetleri var mı dedim. Var Hasan amca dedi, cehennemi anlatan. Peki dedim, onu kim getirdi? Biliyordu, anlatmıştım. Anlatmıştın dedi. Cebrail Aleyhisselam getirdi. Cebrail Aleyhisselam azap ayetlerini anlatırken, ya Rabbi bu azap ayetlerini, cehennem ayetlerini götürmeyin. Senin kulların bana küsecekler. Bu ayeti niye getirdin ya Cebrail? Dedi mi? Demedi. Paldır küldür getirdi. Verdi. Ne yapayım dedi. Allah verdi. Alın dedi. Ben kıyas etmiyorum da düşünüyorum. Ben insanım da düşünüyorum. Ama Azrail Aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi
Senin emrin ama o ayet de emriydi. Cebrail'e dedi ki emrediyorum bu ayeti götür. Götürdü. Bir şey dedi mi demedi. Azrail Aleyhisselam dedi ki o esas Allah canını alıyor. Onunla Azrail Aleyhisselam biliyorsunuz. Ölüm meleği. He ölüm meleği. Git onun canını al diyor. Cebrail diyor ki ya şey Azrail Aleyhisselam ya Rabbi ben onun canını alırken senin kullarım bana küsecek yahu. Benim katta hain böyle ruhları olan falan. Ya ben küsecekler bana. Şöyle demedi. Küserse küssün ya. Allah dedi git canını al alırsan. Adam küssen ne olur ya? O kadar kibar, o kadar latif, o kadar zarif. O kadar ince düşünüyor ki ya bu kullar Allah'ın sırrı. Ya bunlar canını alırken ya bana küsecekler ya. Ya Rabbi bana küsecekler dedi. Cenab-ı Hak da dedi ki ey Azrail senle kulların arasına hastalıkları koyacağım. Kimse seni hatırlamayacak. Sonra dedi ki kullarımın arasına hastalıklarla seni hatırlamadığı gibi merak etme ben canını alıyorum. Hastalıklar perde, sen de perde aslına alan beni. Dedim bu kadar şefkatli. Nazik, nazik. Peki dedi, hani okumuştun bize, mektubatta okudum. Herkese Azrail farklı. Usta Azrail Aleyhisselam gelir bazısına. Bazısına kalfa, bazısına çırak. Daha yeni, nereden canını alacağını bilmez. Daha yeni. Alttan mı alır, kulaktan mı alır, yırtar, dağıtır, kafada onlar. Kafirlerin şeyi, mektubatta geçiyor da. Müvekkel melek diyelim. Müvekkel melek. Ona şey yapıyor ya. Ona ay. Bu sefer adam kalkmış ya Rabbi talebi ulum ben istiyorum diyor. Talebi, ilim talebisi yapar. Canını alan melek istiyor. Böyle değişken dedim. Ya dedi Hasan amca. Ya bana nasıl gelir dedi. Allah içimden geleni sana söyleyeyim. Yalan der miyim ben dedim. Demezsin ama kalbime geleni söyleyeyim. Sana böyle prenses gibi, çiçeklerin içinde koşan bir bebek gibi, mükemmel sanki asırlık kaybettiğin bir dost gibi, koşacak sana. Ondan sonra, hadi Merve, hadi biraz oynayalım diyecek, tamam diyecek şimdi çok eski dostum. Gittikten sonra arkana bir bakayım ben ona, baktım ki ceset duruyor. Merve Azrail'miş. Allah Allah dedi böyle. Konuştuk. İyi maşallah. Anne dedi. Hasan amcaya biraz özel konuşmak istiyorum. Çıkar mısın dedi. Tamam ama dedi böyle şeyler sorma dedi. Anne bu güzel değil mi dedi. Sen de hoşuna gitme ya. Azrail'i böyle bilmiyordum dedi o da. Ya ben böyle konuşacaksanız beni de böyle çıkartmayın dedi. Çok hoşuma gitti. Azrail'den korkuyordum ya dedi. Ondan sonra of be ya oh ne güzelmiş ya. Hakikaten hocam dedi o. İtiraz et, Cebrail Aleyhisselam niye bir şey demedi böyle azap götürüyorum. Cebrail'in yapısı bu. Cebrail demek, cebredici güç demek. Ceberut. Ceberut'tur. Onun temsilcisi. O nasıl, akıl. Azrail Aleyhisselam ruhçudur. O akılcıdır. Cebrail akılcıdır. Azrail ruhçudur. Çok da hoşuma gidiyor dedim. 11. mesele var ya şu alırda. Herkes Mikail, Cebrail, İsrafil'in hürmetine der. Kimse Azrail'in hürmetine demiyor. Herkes korkutan Azrail'i diyor. Ben diyor tamam. Hakikaten Cebrail isim var. İsrafil var, Mikail var. Kimse Azrail koymuyor. Azrail, Azrail. Oğlum gel sen Azrail, Azrail gel. Azrail'den herkes kaçıyor. Gel denilir mi ya? Ya gelirsen olacak? Abi çok fazla. Çok Azrail. Senin benim gibi adam uçuklar koyar. Azrail gel, Azrail gel. Ben Azrail gel olur mu ya? Ya gelirse? Ondan sonra çıktı. Çıkarttı. Hasan amca, ben kanserim. Gördüm. Annem, babam benim bilmediğimi biliyor. Ben de öyle takılıyorum. Bilmiyormuş gibi davranıyorum. Ta ki üzülmesinler. Hasan amca, ben yakında öleceğim. Ya doktor da demiş. He, duymuş. Ben yakında öleceğim. Ama merak ediyorum. Korkmuyorum ama. Ulan ben titreme aldım. Hasan amca üzülüyorum. Ya inan korkudan değil de sen dedim külliyatı bitirmeden gideceğini dayanamam dedim. Ondan sonra dedi ki Hasan amca hani ortaktık dedi. Cemaat diyor. Hani bunu okursan ha? Tesbihat yaparsan her gün birkaç dakika risale okursan dünyada kabirde kuzeyde batıda doğuda batıda geçmiş geleceği bütün ucularla ortaktık demiştim. Hani cemaatle ortaktık. Onlar bitirdi ben de. Ha doğru dedim.
Ondan sonra ben dedi, anne babama üzülmesin diye çaktırmıyorum dedi. Ondan sonra tamam dedi. Hasan amca sık sık gelsene yanıma dedi. Ondan sonra daha özel bir şey de sordu. Bu annesi bilmiyor. Ama deme dedi. Tamam. Ondan sonra sarıldık. Dedi ki benden bir şey, ben bir şey götürmüştüm. Dedi, dedi ki benden sana bir kalsın bir hediye olur mu dedi. Olur dedim. Orada muzu vardı. Senin vücuduna girmesini istiyorum dedi. O muzu başkasına değil sen yemen istiyorum dedi. Benim açtığımla aldım, bana gelen muz değil dedi. Canım istemiş dedi. Tamam Mevla dedim, ben onu ben yiyeceğim. Aldım. Neyse uzak gittim. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm. Meğer arkamdan ölmüş. Şehit olmuş. Bak burayı niçin anlattım? Bunun için. Şu anda anlatacağım için. Bunları anlatmak için anlatmadım. Annesiyle bunu bilmiyor. Annesi telefon etti. Size? Evet. Üçüncü veya dördüncü gün. Selam kelam. Dedi ki Hasan abi Merve'yi kaybettik dedi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ne zaman? Üç gün önce dedi. Sen Türkiye'de olduğunu biliyorduk dedi. Belki bir sıkıntı yapıp ille gelmek istersin diye aramadık seni. Senden Allah için bir şey sormak istiyor. Demeni istiyor. Ama Allah için istiyor. Söyle bacım dedi. Ben dedi Merve'yi rüyada gördüm. He. E nasıl gördün? Bana dedi ki anne Hasan amcaya de ki onun anlattığı gibi de değildi. Daha güzeldi. Allah Allah. Aman ya Rabbi. Sen tüyleri diken diken oluyor değil mi? Bismillah. Dedi ki Hasan kardeş, Hasan abi dedi sen ne anlattın ki ben öyle? Bilmiyorum. Ona söyle. Onun anlattığı gibi değil dedi. Daha güzeldi dedi. Ne anlattın dedi sen ona? Dedim ben biraz müsaade et sonra söyleyeyim. Hayır. Dedim Azrail'i anlattı. O çiçekler arasındaki. O anlattığı gibi değil dedi. Daha güzeldi dedi. Onun anlattığı gibi değil daha güzel. Ona öyle de anne dedi. Öyle de değil. Telerden haber geliyor. Telerden. Şimdi benim şeyim. Madem öldü, yok oldu. Çürüdü gitti. Üç gün. Kim? Kiminle? Kime? Geçmişi hatırlatarak haber gönderiyor. Kim? Kiminle? Kime? Geçmişteki gizli konuşmamızı annesine ima ile işaretle haber gönderiyor. Madem yok oldu, hiç oldu, çürüdü, kayboldu. Nereden geliyor bu haber? Hasan amcama söyle. Öyle de değil. O anlattığı gibi de değildi. Ya. Elhamdülillah. Ben daha götüremeyeceğim. Vahur devahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha. Allah'ın selamı.